Değerli öğrencilerim, selamlar, merhabalar. Nasılsınız? Nasıl gidiyor çalışmalarınız arkadaşlar? Her şey yolunda değil mi? Sakatımız yok. Güzel bir şekilde çalışıyoruz. Konuları tokatlayıp geçiyoruz değil mi? Güzel. Arkadaşlar motivasyonunuzu sakın düşürmeyin. Tamam mı? Neşeli olun. Sevecen olun. Kitap okuyun. Motivasyonunuzu düşürdüğünüzde dersin başına oturmak zulüm gelir size. Motivasyonunuzu düşürmeyin. Motivasyonunuzu bozacak şeylerden uzak durmaya Çalışın bu işi götürün. Tamam mı? Evet şimdi arkadaşlar geldik. İkinci dereceden eşitsizliklerde özellikle işte bu türevde falan da süreklilikte falan da çok karşımıza çıkacak bir durum. Unutulan bir durum. O yüzden ayrıntılı bir video yapmak istedim bununla ilgili. Delta'nın sıfırdan küçük olduğu durumlarda eşitsizlik çözümleri nasıl lazım olacak? Dediğim gibi fonksiyonlarda, türevde, limitte, süreklilikte her yerde gizli bilgi olarak karşınıza çıkacak bir durum. O yüzden bunu iyi öğren. Tamam mı? Daima her gibi kavramlar ikinci dereceden denklemlerde karşına çıktığında bunu hatırlayacaksın. İyi dinle şimdi. Hadi bakalım. Şimdi dördüncü durumumuz delta'nın sıfırdan küçük olduğu durumlarda eşitsizlik çözümlerinde ne yapacağız? Şimdi yani fx eşittir ax kare artı bx artı c nedir? Bir paraboldür. İkinci dereceden bir fonksiyondur. Bunu sıfıra eşitlediğimizde ifade neye dönüşür? İkinci dereceden bir denkleme dönüşür. İşte bu ikinci dereceden denklemin hem grafiksel hem de tablolu olarak inceleyeceğim şimdi. Eğer bunun deltası sıfırdan küçük ise neyi yok diyorduk? Reel kökü yok diyorduk. Parabole geri dönelim şimdi. Deltası sıfırdan küçük paraboller iki şekilde karşımıza çıkıyordu. Bir havada gezenler bir aşağıda gezenler. Şimdi havada gezenler şu şekilde. Neydi? Kökü yok. X eksenine değmiyor. X eksenine değmiyorsa bunun kökü yok. Yani deltası sıfırdan küçük. Ama kollar da yukarı doğru A sıfırdan büyük. Yani A dediğim X karenin katsayısı sıfırdan büyük. İşte bunu sana nasıl soracak? Bunu sana nasıl soracak? Unutma bunu. Diyecek ki daima sıfırdan büyüktür diyecek. Veya her x eleman r sayısı için fx büyük sıfır diyecek. Bu kelimeleri duyduğunda daima kelimesini her sayı için sıfırdan büyüktür kelimesini duyduğunda bu aklına gelecek. x eksenine değmeyen x eksenin üst tarafında gezen bir parabol aklına gelecek. O parabolün de deltası sıfırdan küçük ama kolları hiç kolları nereye doğru olacak? yukarı doğru olacak. Unutma. Şimdi ikinci durum. Burada ne soracaksın? sana? Diyecek ki fx sıfırdan küçük. Ne zaman? Daima sıfırdan küçük diyecek. Veya diyecek ki her x eleman reel sayısı için fx sıfırdan küçük olduğuna göre diyecek. Şimdi hep sıfırdan küçük bir parabol düşün. Yani toprağın üstüne hiç çıkamayacak. Toprağın hep altında olacak x eksene değmeyecek. Kökü yok yani. İşte bunun deltası sıfırdan küçük çünkü kökü yok. Ama kollar da aşağı doğru, kollar da aşağı doğru olduğu için a dediğimizde yani x karenin katsayısı da sıfırdan ne olmuş olacak küçük. Hocam eşitsizliklerde ne yapacağız? Şimdi biz eşitsizlik sistemlerimizi çözerken önce kökleri buluyorduk değil mi? E bunun kökü yok sıfır yapan değer yok. O zaman ne yapıyorum bak. Ben alıyorum fx'e işaret inceleme yaparım, yapabilirim yine. Neyi yok? Kökü yok. Evet o zaman buraya hep a'nın işareti yazılacak. Eğer a'nın işareti artıysa bu fonksiyon demek ki her zaman sıfırdan nasıl bir fonksiyonmuş büyük kök yok. Yani artı eksi işaret değiştirecek bir yer yok. E buna bak şimdi. Bunun da tablosunu yapalım. fx Burada a'nın ne durumu? Sıfırdan küçük olduğu durum. a'nın işareti eksi olduğu için bu fonksiyonda daima ne olmuş olacak? Eksi. Yani kök olmadığı için işaret değişimi yapılacak bir yer yok. O zaman denklemin kökü yoksa, bak denklemin kökü yoksa bu fonksiyon ya daima sıfırdan büyüktür ya da daima sıfırdan küçüktür. Daima sıfırdan büyük, daima sıfırdan küçük olmasına ne belirliyor? A belirliyor. A sayısı eğer sıfırdan büyükse kollar yukarı doğrudur ve daima pozitif bir paraboldür. Eğer A sıfırdan küçükse kollar aşağı doğru olduğu için daima sıfırdan küçük bir paraboldür diyoruz. Şimdi sorularda nasıl karşımıza çıkacak? Burada tam kafanda oturmamış olabilir bazı şeyler. Şimdi sorularda hepsini yerine oturtacağım. Çat 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 oturtacağız hepsini. Hadi bakalım şimdi. Şimdi birinci sorumuza bakalım. Burada standart bir çözüm yapacağız. Bir kere eşitsizlik sorusu çözüm kümesini soruyor. Hemen eksi 10'u attım karşıya. Ne oldu? x kare artı 5x artı 10 küçük müç Şimdi ben normal eşitsizlik çözümü gibi yaparken önce neye bakıyorum? Bu denklemin acaba kökü var mı yok mu ona bakıyorum. Şimdi çarpanlarına ayrılıyor mu diye baktım bir önce. Ayrılmıyor çarpanlarına. Çarpanlarına ayrılmıyorsa hemen kenarda bir delta'ya bak. Delta. B kare. 5'in karesi 25. Eksi 4. A dediğimiz x'in katsayısı 1. C dediğimiz 10. Deltası eksi 15 oldu. Ha, demek ki bunun neyi yok? Kökü yok. O zaman bunun kökü yoksa tablomu yapacağım. Bak tablomu yapacağım. Fx diyeceğim. Tablomu yapıyorum. Fx değil işte bu. Şimdi neyi yok? E kökü yok. E kökü yoksa neyin işaretine bakacağım direkt? x karenin işaretine bakacağım. Ne işareti artı? O zaman kökü yoksa işaret değişecek bir yer de yok. Demek ki bu fonksiyon her yerde sıfırdan neymiş? Büyükmüş. E benden ne olduğu yerleri istiyordu. Sıfırdan küçük olduğu yerleri istiyordu. Sıfırdan küçük olduğu bir yer var mı? Yok. O zaman bu eşitsizliğin çözüm kümesi nedir arkadaşlar? boş kümedir diyoruz. Bunun her zaman sıfırdan büyük olduğu yeri sorsaydı hep sıfırdan büyük olduğu için çözüm kümesi neresi olmuş olacaktı bu sefer? Reel sayılar olmuş olacaktı ama bu şekildeyken çözüm kümesi boş kümedir. Denklemin kökü yoksa. Bu parabolü de gözünde canlandır bak hemen tamam mı? Yani ben ne diyorum sana? grafiksel olarak kafanda canlandır. İkinci dereceden bir fonksiyon parabol kökü yok. X karenin kat ne? Artı kolları nereye doğru bir parabol? Yukarı. O zaman bu fonksiyon daima sıfırdan büyüktür. Hiçbir zaman sıfırdan küçük olmamıştır diyoruz. Hemen 21'e bakalım. Yine benzer bir soru. Şimdi bir bakıyorum hemen çözüm kümesini soruyor. Hemen çarpanlarına ayrılıyor mu? Bakıyorum 7, 7 ile 1'in çarpımı bunu vermiyor. Hemen kenarda bir delta'ya bakacaksın bunlarda. Acaba kökü var mı? Eksi 2'nin karesi b kare. Eksi 4. A dediğimiz 1. C dediğimiz kaç? 7. Delta'yı hesaplıyorum. Delta eşittir b kare. 4. Eksi 28. Ne geldi delta? Eksi 24. Delta sıfırdan küçük. Denklemin ne yok? reel kökü yok. Reel kökü olmayan, eksenleri kesmeyen bir parabol düşün şimdi hemen. Düşünüyorum. Bak, eksenleri kesmeyecek. Ya böyle olacak ya böyle. Hangisinin olduğunu hangisi karar verecek? X karenin katsayısı. X karenin katsayısı ne? Burada artı. O zaman grafiğim bu değil. Benim grafiğim böyle. Yani benim fonksiyonum her zaman sıfırdan nedir bu şekildeyken büyüktür. E benden de hep sıfırdan büyük olmasını istemiş. O zaman bu çözüm kümesi nedir? Reel sayı. Hocam tabloyla yapalım. Yapalım. Reel kökü var mı? Yok. Kök yoksa buradaki fonksiyonun tablosunu yaparken sadece x karenin işaretine bakacağım. Ne işareti? Artı. E bu fonksiyon her yerde artıymış. Bana da hep artı olduğu yerleri soruyor zaten. O zaman çözüm kümemiz tüm reel sayılardır. İşte biraz önceki söylediğim şey bu. Daima sıfırdan büyük bir parabol soruyorsa sana onun... Delta'sının sıfırdan ne olması gerekecek kesin küçük olması gerekecek çünkü eğer bir kökü varsa x ekseninden şey pozitif olduğu yerlerde vardır bak yukarıda negatif olduğu yerlerde vardır hep pozitif istiyorsa x ekseninin altına hiçbir zaman ne yapmamalı inmemeli diyoruz güzel sorularla devam ediyoruz evet şimdi arkadaşlar Sorularda işte o limitte süreklikte falan karşımıza nasıl gelecek? Fonksiyonlarda nasıl gelecek bu durum? Baş belası durum. Dikkatli bir şekilde bak. Şimdi diyor ki eşitsizliği diyor bak tüm x gerçel veya gerçek sayılarında sağlıyor diyor. Ne demek? Hep sıfırdan büyükmüş bu her x değeri için. Bak hemen grafiği gözünde canlandır. Kaçıncı dereceden bir fonksiyon bu? 2. Bunun grafiği ne? Parabol. Yaz bunu beynine tamam mı? Kodla bunları. Şimdi demek ki bir parabol bu. Bu parabol hep sıfırdan büyükmüş. Hep sıfırdan büyük bir parabol çiz şimdi kendine çizdim. X eksene değiyor mu? Değmiyor. Niye değmiyor? Çünkü bunun deltası sıfırdan küçük ama kolları da yukarı doğru. Yani x karenin katsayısı da sıfırdan büyük bu şartları sağlatırsam bu soruyu çözdün demektir. Şimdi x karenin kat zaten artı vermiş sıkıntı yok. Tek bakmam gereken bu eşitsizliğin deltasının sıfırdan küçük olduğu tüm x daima her gibi kavramlarda delta küçük sıfır durumudur. Unutma. Hadi bakalım deltaya. Şimdi a dediğimiz x karenin katsayısı, b dediğimiz x'in katsayısı, c dediğimiz sabit. Delta'm b kare eksi 4ac. Delta eşittir B kare eksi 4 AC küçük olmalı sıfırdan. Başlıyorum şimdi. B kare 6'nın karesi 36. Eksi 4. A dediğimiz 1. Parantez kullan hataya düşme. C dediğim M eksi 3. Küçük olmalıdır sıfırdan. İş bitti. Şimdi şuradaki eksi 4 yaptı. İçeri dağıtacağım bunu. 36 eksi 4M eksi eksi artıya dönüştü. Artı 12 küçük olmalı sıfırdan. Şimdi hemen şu eksi 4 m'i karşı at. Birinci dereceden eşitsizlik oldu. 36, 12 ile topladım. 48. Eksi 4 m karşıya artı 4 m olarak geçti. Her iki tarafı böldüm 4'e. M dediğimiz 12'den büyük olmalıymış. Emin en geniş aralığını soruyor. 12'den nereye kadar? Artı sonsuza kadar gidecek. İş bitti. Tamam mı? Güzel sentez yap. Şimdi 23. Eşitsizliği daima doğru olduğuna göre ne demek? Eşitsizliği daima doğru. Yani bu fonksiyon ne yaparsan yap hep sıfırdan ne oluyormuş? Küçük. Hemen fonksiyona bak x kareli. Bir parabol. Hep sıfırdan küçük bir parabol düşünemen. Hep sıfırdan küçük bir parabol. Böyle bak. Tamam mı? Hep sıfırdan küçük bir parabol. Nedir bunun? kökü yok. Deltası sıfırdan küçük. Kollar da aşağı doğru olduğu için A da sıfırdan küçük. Yalnız burada bir şey var. Ne de yapmış? Sıfıra eşit de olabilir bu demiş. O zaman sıfıra eşit de olabilecekse sıfıra eşit de olabilecekse hiç büyük olmayacakmış. Bak sıfıra eşit olma durumu da böyle olduğu durumdur. Yani delta ya sıfırdan küçük delta ya da sıfıra ne olmalı? eşit olmalı ama a dediğimiz sıfırdan ne olmalı küçük şimdi a'ya bakıyorum x karenin katsayısı sıfırdan küçük zaten problem yok a bir kere eksi burada sıkıntı yok o zaman deltayı ne yapacağım ben küçük eşit sıfır ama şu eşitlik olmasaydı Delta küçük sıfır olacaktı tamam mı eşitlik varsa teğet olma durumu da işin içerisine girmiş oluyor Tamam o zaman deltayı küçük eşit sıfır yapacağım şimdi a dediğim sayı Kaça eşit? Eksi 1'e eşit. B dediğim x'in kat sayısı m eksi 1'e eşit. C dediğim sondaki sabit sayı eksi 9. Hemen delta hesaplıyorum. B kare. M eksi 1'in karesi. Eksi 4. A dediğim eksi 1. C dediğim eksi 9. Küçük olmalı sıfırdan diyorum. Açalım burayı hadi. Açtığım zaman ne geldi? Birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. İkincinin karesi artı bir. Şimdi dikkat et. Eksi eksi artı yaptı. Bir eksi de buradan çarptım. Eksi 36 küçükmüş sıfırdan. Şimdi yeni bir eşitsizlik sorusu çıktı karşıma. M kare eksi 2M eksi 35 küçük olmalıymış sıfır. Tamam mı? Delta küçük eşit sıfır dedik eşitliği de unutmayalım. Şimdi o zaman hemen çarpanlarına ayıralım. Standart bir eşitsizlik çözümü olacak şimdi. M ile M'nin çarpımı. Eksi 35 eksi 7 ile artı 5'in çarpımı. Yazıyorum yan yana. M eksi 7 çarpı M artı 5 küçük eşit 0. Köklerimi alıyorum şimdi. Köklerimden birinci köküm M1 bir dediğim kök 7. M2 dediğim kök eksi 5. Tablomu yapacağım. 1 eksi 5 küçük kökü yazdım. Büyük kökü yazdım. Şimdi ikisi de sıfıra eşitlik var. İkisi de sıfır yaptığı için içlerini ne yapıyorum? Dolu yapıyorum. M'nin en büyük dereceli terimin işareti artı. O zaman artı, eksi, artı. Şimdi sıfırdan küçük eşit olduğu yerler lazımdı şurası. Yani o zaman M'nin en geniş aralığı neresi olmuş olduğu? Köşeli parantez eksi 5, köşeli parantez 7 sorumuzun cevabını bulmuş olduk. Tamam mı? Unutma. Şimdi 24. Çok önemli bir soru. Ne için önemli? Limit için önemli, süreklilik için önemli, türev için önemli, fonksiyonlar için önemli, eşitsizlik için önemli. Hepsinin içerisinde belli bir soru kalıbı olarak karşına gelecek bu. Diyor ki fonksiyonu tüm gerçel sayılarda tanımlı olduğuna göre, süreklilikte her yerde sürekli olduğuna göre diye soracak. Türevde her yerde türevli olduğuna göre diye soracak. Çünkü onların hepsinin olabilmesi için fonksiyonun orada tanımlı olması lazım. Yani buraya bağlı. Diyor ki fonksiyon tüm gerçel sayılarda tanımlıymış. Şimdi ne durumunda bir fonksiyon burası? Dikkat et. Bölüm durumunda. Şimdi bölüm durumunda bir fonksiyon yazıyorum sana. X artı 2 bölü x eksi 3. Her yerde tanımlı mıydı bu? Hatırla. Tanımlı mıydı? Değildi. Niye? Çünkü paydayı sıfır yapan bir değer var. Yani bunun tanım kümesinden R'den paydayı sıfır yapan 3 değerini ne yapmam gerekiyordu? Atmam gerekiyordu. O zaman şöyle bir sentez yapalım. Eğer paydayı sıfır yapan bir x değeri varsa bak hemen yaz notunu. Eğer paydayı sıfır yapan x değeri varsa fonksiyonu orada ne olur? Tanımsız olur değil mi? E, tanımsız olduğu yerlerde de fonksiyonun grafiğinde orada bir boşluk vardır. Şimdi burada diyor ki fonksiyonu her yerde diyor tanımlı diyor. Yani ne demek istiyor? Benim şuradaki paydam hiçbir zaman ne olmamış diyor? Sıfır olmamış diyor. Ha. Hiç niye sıfır olmamış? Kaçıncı dereceden bir fonksiyon bu? İkinci dereceden bir fonksiyon. İkinci dereceden bir fonksiyon sıfır olmadıysa demek ki bu denklemin neyi yok? kökü yok. Reel kökü yok. Hiç sıfır olmamış çünkü. Yani aşağıdaki denklemin deltası sıfırdan nedir? Küçüktür. Unutma. Her yerde tanımlı dedi. O zaman aşağının kökü yok kardeşim. Şimdi şöyle deseydi. iki yerde tanımsızdır deseydi. Aşağının iki kökü olabilir zaten. Delta büyük sıfır yapacaktım. Bir yerde tanımsızdır deseydi. Delta eşit sıfır yapacaktım. Bunları not al önemli. Tamam mı? Bak tekrar söylüyorum. Denklemi her yerde tanımlıdır derse bak her yerde tanımlıdır derse yazayım ben de hadi tanımlı derse delta küçük sıfır. Bir reel sayı için sayı için tanımsızdır derse tanımsız derse aşağıyı sıfır yapan tek değer vardır demek ki o zaman delta eşit sıfır. İki reel sayı için tanımsızdır derse tanımsız derse o denklemin deltası sıfırdan ne olmalı? Büyük olmalı. Şimdi bize her yerde tanımlıdır dediği için aşağının kökü olmayacak. Delta küçük sıfır yapacağım. Başlayalım. B dediğim kaç? Burada 6. B kare. 6'nın karesi. Eksi 4 çarpı A dediğim x karenin katsayısı Eksi 1 çarpı C dediğim sondaki sabit sayı. A artı 3 küçük olmalı. Neyden dedim? Sıfırdan. 36. 36. Eksi eksi artıya dönüştü. 4'ü içeri dağıttım. Artı 4A artı 12 küçüktür 0. Şimdi 4A kalsın. Toplayalım şunları. 48 artı 48 karşı eksi 48 olarak geçsin. 4A eksi 48'den küçük. Böl her iki tarafı 4'e. A dediğim sayı eksi 12'den ne olmalı? Küçük olmalıdır diyorum. A'nın en geniş tanım aralığını soruyor. A eksi 12'den küçük olmalı. İşte bunu süreklilikte her yerde sürekli olduğuna göre diyecek bunu yapacağım. Bir yerde süreksiz olduğuna göre diyecek bunu yapacağım. İki yerde süreksiz olduğuna göre diyeceğim bunu yapacağım. Gerçi orada küçük bir trikler var ama onları süreklilikte tüm ayrıntısıyla anlatacağız tabii ki. Hadi şimdi bir iki soru kalıbımız daha kaldı. Onları da yapalım bitirelim. Evet arkadaşlar şimdi geldik 25. Şimdi 25. sorumuzda ne diyor bakalım? Bir fonksiyon vermiş. Bak eşitsizlik sorusu gibi değil. Fonksiyon sorusu gibi. Fonksiyonu daima ondan büyük değerler aldığına göre diyor. O zaman bunu bir denklem haline getirelim. Eşitsizlik haline getirelim. Yani x kare artı 4x artı a büyükmüş daima ondan. O zaman çat at eşitsizlik sorularında bir taraf hep sıfır olacaktı. Yani x kare artı 4x artı a eksi 10 sayısının sıfırdan büyük olmasını istiyorum. Şimdi birinci dereceden eşitsizlik olsaydı kolaydı. Kaçıncı dereceden eşitsizlik? İkinci dereceden. Hemen gözünde canlandır. İkinci dereceden eşitsizlik. İkinci dereceden denklemin grafiği ne? Söyle artık. Parabol. Hep sıfırdan büyük parabol. Bak her seferinde söylüyorum gözüne canlandır. Hep sıfırdan büyük bir parabol çiz bana bu. X eksene değmiyorsa neyi yoktur bunun kökü yoktur. Delta küçük sıfırdır. Ama 10 karşıya atıldıktan sonra oluşan denklemin deltasını hesaplıyorum şimdi. B kare 16 eksi 4 A 1 C'miz A eksi 10 küçük olmalı sıfırdan. Hemen 16 Şimdi 4 yapıyor. Dağıttım içeri. Eksi 4A. Eksi 4 ile eksi 10'u çarptım. Artı 40. Küçük olmalı sıfırdan. At eksi 4A'yı karşıya. Şunların toplamları ne yaptı? 50 6 yaptı. 4A'yı attım karşıya. 4A 56'dan büyük. Her iki tarafı böldüm 4'e. Dörde, böldüm 4'e. Dörde. 15 yapacaktı. 14 mi yaptı? Evet. A dediğimiz 14'ten ne olmuş oldu? Büyük. Evet şimdi o zaman buradaki A dediğimiz 14'ten büyük A'nın değer aralığı nedir diyor. 14'ten başlayıp sonsuza kadar ne yapıyor? Gidiyor. Şimdi biraz daha dikkat etmemiz gereken iki tane sorumuz var. Şimdi diyor ki eşitsizliğinin çözüm kümesi tüm reel sayılar her şey sağlıyormuş. Hep sağlıyormuş. Yani hep sıfırdan büyükmüş bu. Hep sıfırdan büyük ikinci dereceden bir denklem düşüneceğim. Tamam mı? Burada ikinci dereceden denklem diye belirtmeliyiz. Şimdi hep sıfırdan büyük ikinci dereceden denklemi kafanda canlandır. Burada ek bir şey daha yapacağız şimdi. Ne olacak? Hep sıfırdan büyükse kollar yukarı delta küçük sıfır. A büyük sıfır olmalı. Yani burada A'yı da inceleyeceğim. Şimdiye kadar ki yaptıklarımızda A'yı hazır vermişti. Şimdi ilk ona bakacağım. X karenin katsayısında ne yazıyor? M artı bir yazıyor. Yani bunun kolları yukarı doğru olmalı. Büyük sıfır olmalı. M dediğim büyük eksi bir olmalı. Çat. Bunu bir aldım. Burası tamam. Artık kolların yukarı doğru olmasını sağladım. Şimdi deltasının sıfırdan küçük olmasını sağlayacaksın. Delta. X'in kat sayısı B'miz. M kare. B kareyi yaptım şu anda. Eksi dört. A dediğim sayı M artı bir. C dediğim sayı sondaki sabitim eksi m. Küçük olmalı sıfır. Hadi başlayalım. Ne oldu şimdi burası m kare var. Eksi 4 bir dursun. Şu eksi ile şu eksi birbirini artıya çevirsin. Artı 4. Dört. Şurası 4 ile m'yi çarpalım. 4 m. 4 m'yi de içeri dağıtalım. 4 m'nin karesi. 4 m'nin karesi artı. 4 gelsin. Küçükmüş sıfırdan. Düzenle şimdi burayı. Ne yaptı? 4 kare 1 kare daha 5 kare ile 4'ün toplamı sıfırdan ne olacakmış? Küçük olacakmış. Şimdi eşitsiz buradan baktığımız zaman burada nerede hata yaptık biz? Tip ee, tip 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 nerede bu sorumuz? Evet şurada hata yapmışız. Buradan ne geliyor? 4 m'yi dağıttım. 4 m kare artı şurası m de olacak. Heh, küçük sıfır. Anladın mısın? Şeyde hata yok. Şimdi hemen burayı ne parantezin alıyorum eşitsizlik çözümü için? M parantezin alıyorum. Buradan 5M geldi. Buradan artı 4 geldi. Küçükmüş sıfırdan. O zaman ilkinin kökü sıfırdır. Bunu sıfır yapan değeri bulacağım. 5M artı 4'ü sıfıra eşitliyorum. 5M eşittir eksi 4. M eşittir ne geldi? Eksi 4 bölü 5. Hemen tablomu yapayım bunun için. Küçük köküm eksi 4 bölü 5. Büyük köküm sıfır. En büyük dereceli terim işaretine bakacağım. Eşitlik yok tabi bunlarda. Sıfıra eşitlik yok çünkü. En büyük derece terimin artı, eksi, artı bana küçük olduğu yer istiyordu. Şimdi burası böyle. Şimdi burası için de m'nin eksi birden büyük olduğunu bulmuştum. Şimdi bak o zaman ikisinin kesişimlerini alacağım. Şimdi m eksi bir sayım nerededir? Eksi bir sayısı şu taraflardadır. Bunun için eksi birden büyükler sağlıyor. Bunun için burası sağlıyor. Yani sadece delta'ya bakmamız yeterli kaldı. Ama mesela şu eksi bir şuralarda bir yerde çıksaydı ikisinin kesişim kümesini alacaktım. Yani çözüm kümemiz neresi oldu? Eksi dört bölü beşle sıfır aralığı olmuş oldu. O zaman şunu bir notlaştıralım bu soruda yaptığımızı. Bizim karşımıza tamam mı? Şöyle not yaz hemen. Ax kare artı bx artı c şeklinde bir fonksiyon çıkıp şöyle ayırayım şurayı. Şöyle not diyeyim. Benden şunu isterse bu fx olsun. fx daima sıfırdan büyüktür derse hep sıfırdan büyük olmasını istiyorsa x karenin katsayısını a'yı sıfırdan büyük yapacaksın. Delta'yı sıfırdan küçük. Grafik olarak gözünde canlandır. Şöyle bir grafik olacak. Bu. Bu birinci durum. Eğer senden daima fx'lerin sıfırdan küçük olmasını istiyorsa bak daima fx'lerin sıfırdan küçük olmasını istiyorsa o zaman gözünde canlandır. Bir parabol kolları aşağı doğru ama kökü de yok. Ne yapacaksın bu sefer? A sayısı sıfırdan küçük. Delta da sıfırdan küçüktür diyeceksin. Bu soruda bunu yaptık. 27. soruda da bunun benzerini yapacağız. Hadi bakalım fx fonksiyonunu vermiş. Demiş ki her x sayısı için fx sıfırdan küçüktür demiş. Gözünde canlandır. İkinci dereceden fonksiyon hep sıfırdan küçük. Hop böyle. O zaman delta küçük sıfır. A da küçük sıfır. Hemen önce a'ya bakıyorum. A x karenin katsayısıydı Yani oradaki m eksi 5'in bir kere sıfırdan küçük olması lazım. M dediğimiz 5'ten küçük. Bunu hemen al. Şimdi delta'ya yorumlu B kare. B dediğim neyin katsayısı? X'in B kare 16. Eksi 4. A dediğimiz X karenin katsayısı. M eksi 5. Çarpı. Eksi M. Ne olmalı? Küçük olmalı sıfır. İşaretlere dikkat et şimdi. Tamam mı? Bak. Şuradaki şu eksiyle şu eksi birbirlerini artı yapsın. Şu M'i de şunun yanına yazayım. 4M. Tamam mı? Şöyle oldu. 4M'i içeri dağıtıyorum yine. 16. 4M ile M'i çarptım. Artı. 4M kare yaptı. 4 m ile eksi 5'i çarptım. Eksi 20 yaptı. Küçükmüş 0. Şimdi düzenleyelim burayı. 4 m kare 16 eksi 20 eksi 4 küçük 0. 4 parantezini alıp 2 kare farkı yapıyorum. 4 parantezini alırsam ne gelecek? m kare eksi 1 gelecek. Onu da m eksi 1 m artı 1 diye ayırıyorum. Şimdi köklerimden bir tanesi bununki eksi 1, bununki artı 1. Tablomu yapıyorum artık. En büyük dereceli terimin işareti ne? Artı, artı, eksi, artı. Delta'nın sıfırdan küçük olduğu yer lazımdı bana. Şurası. Şimdi M'nin de buradan kaçtan küçük olduğunu bulmuştum? 5'ten. Şimdi 5 buralarda bir yerdedir. Tamam mı? 5'ten küçük sayılar burayı da sağladığı için ikisinin kesişimi yine burasıdır. Eksi 1 ile 1 aralığı olmuş oldu sorumuzun cevabı. Evet. Delta'nın sıfırdan küçük olduğu durumu bitirdik. Lanet bir durumdur bu bakın. Tekrar söylüyorum. Ama dediğim gibi fonksiyonların sürekliliğinde, limitinde, türevinde her yerde karşımıza çıkacak. Hatta logaritmada falan bile karşımıza, hatta dizilerde bile karşımıza çıkacak. Delta'nın sıfırdan küçük olduğu durum. Aslında ikinci dereceden denklemleri anlatırken delta'nın sıfırdan küçük olduğu durum ikinci dereceden denklemlerde çok ilgilendirmiyordu bizi. Sadece karmaşık sayılarda ilgileniyordu. Ama eşitsizlik mantığında da bu daha çok ilgilendiriyor iyi öğren bunu. Güzelce dinle. Ders çalışma fotoğraflarınızı istiyorum arkadaşlar. Instagram'dan Selim 55'ten Bıyıklı Matematik diye iki tane var. Oradan soru çözümlerine de başlayacağım yakın zamanda Bıyıklı Matematik'ten. Herkes Bıyıklı Matematik Instagram'ı takip etsin. Güzel soru çözümleri de gelecek oradan. Sadece çok sıkıştım bu aralar. Yetişemiyorum işlere. Çok güzel bir soru bankamız çıkıyor biliyorsunuz. Azıcık bir şey kaldı. Bomba gibi bir kitap geliyor. Güzel çalışın, sıkı çalışın. Bizi yalnız bırakmayın.